Herkese merhaba arkadaşlar, yeniden bir Brawl Stars bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün sizlerin karşısına ilk Sneak Peek videosuna çıkacağım. Bu Sneak Peek videosu zaten başta da gördüğünüz gibi yeni harita oluşturucu adı altındaki bu yeni özellikle alakalı arkadaşlar, yani Map Maker'la alakalı. Mutlaka videoya geçmeden önce, bu Sneak Peek videosuna geçmeden önce videoyu like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız efendim diyeyim. Hemen şimdi videoya geçeyim. Evet abi, Sneak Peek videosuyla baş başayız. Şu an Map Maker'a tıklayabiliyoruz arkadaşlar. Lobideki duruşu bu şekilde ve gördüğünüz gibi uyarıda da 1000 kupa ve üzerinde olmanız lazım arkadaşlar. Eğer ki bu özelliği kullanmak istiyorsanız, bu harita oluşturucuyu 1000 kupa ve üzerinde olmanız lazım Map Maker özelliğini kullanmak için arkadaşlar. Onu bir belirteyim, hafiften onu söyleyeyim. Ve abi devam edelim. Kriterini bakın, burada isim verebiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi map'imize. Yani istediğiniz ismi verip buradan arkadaşlar seçebiliyoruz. Elmas kapmaca, showdown diyor. Solo showdown, elmas kapmaca ve savaş topuydu sanırım. Aynen. Elmas kapmacaya mesela girdi arkadaşlar. Mesela burada sağda görüyorsunuz, hepsini sil var, kaydet var. İşte bir geri bir ileri var. Aşağıda işte taşları, mantarları, çimenleri, suyu ve kuru kafa tarzı bir sürü şey ekleyebileceğimiz bu haritaya yerler var abi. Ve üstte de arkadaşlar ne tarzda ekleyebileceğimiz, yani mesela yan yana mı, dörtlü böyle şekilde mi, işte üst üste mi ekleyebileceğimizi falan da seçebileceğimiz bir yer var. Bakın şu an seçti. Hem üstte hem altta ikişer tane. Mesela sağa sola, üstte ve alt map olaraktan ayarlıyor. Bakalım elmas dağı mı deniyor bunlara? Bunlar ne denir ki? Bunlar da bir şey işte. Elmas kapmacaya güzel gidiyor bunlar da. Neyse. Bakalım. Burada hep birlikte arkadaşlar sizlerle beraber bir haritayı nasıl oluştururuz, bu Sneak Peek videosunda bunu göreceğiz. Gerçekten ben eğlenceli olacağını düşünüyorum. Yani bu arada arkadaşlar dostluk maçlarında bu haritaları kullanabileceğiz. Onun da bilgisini vereyim sizlere. Onun haricinde normal maçta kullanılmayacak tabii ki de. Dostluk maçlarında bunları kullanabileceğiz. Maçları yapabileceğiz dostluk maçlarında. Onu söyleyeyim. Yani bir sürü de video fikri çıkar aslında. Güzel de olacaktır diye düşünüyorum. Bence çok zevkli ya. Bakın nerelere neler koyulabiliyor. Hepsini gösteriyorlar abi. Ya cheat mit de ekleyebiliyoruz. Bakın arkadaşlar bu yeni en son ki gelen güncellemeyle gelen cheatleri de kullanabiliyoruz. Ve hani mesela bazıları yanlış koydun diyor. Onları düzelt diyor. Yani bu arada haritayı güzel yaptı ya. Başka ne var abi? Efsane şeyler gelir arkadaşlar ya bunlarla alakalı. Yani çok değişik video konseptleri bu harita oluşturucularla gelebilir. En azından hani açıp kendi yaratıcılığımızı da geliştirebiliriz diye düşünüyorum efendim ben. Bilmiyorum hani. Bence zevkli. Evet, mesela şu an arkadaşlar şunu gösteriyor. Haritayı muhtemelen tamamıyla böyle kapatmak, bir duvarın içini kapatmak sayılmıyor. Yani kırmızı, mutlaka bir yer açık bırakmanız lazım gördüğünüz gibi. Şu an mesela haritayı bütün her geçime yaptıktan sonra tekrardan bir düzenliyor kardeşimiz. Yanlardan da açtı, okey. Yani güzel tabi. Bir sadece ortayı doldurmuş hesabı. Daha bunun yanlarını doldurması lazım falan filan. Evet, oraya da abi güzelce şeyleri koydu. Dizde kuru kafaları, kemikleri falan filan. Güzel oldu bence. Yani şu görüntü güzel. Havuz koyacak. Evet, şu an bu ışınlayıcı diye tahmin ettiğim şeyleri buralara da koyuyor. Ama yanlışım varsa da düzeltin arkadaşlar. Ne olduğunu gerçekten anlamadım. Evet. Ya da bu adamların doğacağı yeri mi yaptığı? Anlamadım ki. Işınlayıcı olmayı da bilirler arkadaşlar. Adamların acaba doğacağı bölgeleri mi ayarladık? Değil mi? Öyle de bir şey olabilir. Evet, mesela savaş topunda arkadaşlar nasıl olacakmış? Elmas kapmaca ve showdown'u, yani hesaplaşmayı gördük. Şimdi de burada tamam o mavi şeyler arkadaşlar adamların doğmasının doğacağı yer, yani anlatabildim mi? Adamların nerede doğacağını orada ayarlıyorsunuz. O ona yarıyormuş. Tamam, okey. Bunu da görmüş olduk. Adamların doğacağı yeri orada ayarlıyormuşuz. Okey, tamam. Tekrar öldüğünde mesela aşağıda doğuyorlar. Okey. Şöyle kutular koydular. Okey. Şu yukarıdan nereye doğru ayarlamak istediğini, işte yatay mı dikey mi onu ayarlıyorsunuz galiba. Aynen. Çitler koyacaklar abi de, böyle bir savaş top haritası olmaz lan. Bu ne biçim haritaymış ya. Aga be, bu nasıl bir haritaymış. Evet, mesela tek bir çimen koydu arkadaşlar. Şu an yan yana dörtlü bir çimen koymak istiyor galiba. Aynen, bak gördünüz mü? Tamam, ben olayı anladım. Şu yukarıdaki de işte nasıl ayarlamak istediğini ayarlayabiliyorsunuz. Yani nasıl şekil yapmak istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Okey. Yani işte dörtlü mü, ikili mi, tekli mi, altlı mı, üstlü mü, dikey mi, yatay mı, bunu ayarlayabiliyorsunuz. Başka ne var? Vallahi heyecanlı bekliyorum ve save dedi arkadaşlar, bunu da ayarladı. Şimdi peki nasıl? Friendly maç, yani dostluk maçına tıklıyoruz ve arkadaşlar yaptığımız harita... Bir dakika dur bir. Yaptığımız harita burada mı yer alıyor? Abi süper, bak. Bak Map Maker esti. Buraya kaydetmişiz arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada şu an. Haritamız burada.
Fena hocam. Çok iyi lan. Buradan arkadaşlarınızı davet edip oynayabiliriz abi. Efsaneyim. Şu an bu botlarla oynayacak ama arkadaşlarımızı davet edip oynayabiliriz. Map güzel ya, öyle kötü de değil yani. Map'i güzel yaptı bence. İlk başta kötü zannettim ama yo, öyle kötü de değil. Güzel güzel. Map'in bir gideri var. Öf be Cold. La o ne emeklerle yapıldım. Map'in duvarlarını kırıyorsun kardeşim. Ayıptır ya. Bence çok zevkli ya arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama çok zevkli olmuş ya. Yani gerçekten arkadaşlar şöyle düşünün bak, şimdi bir şey anlatacağım. Şöyle düşünün abi. Yani burada arkadaşlarınızla kendi yaptığınız map'te maçlar yapabilirsiniz. Bu ayrı bir zevk. Yani map'i oluşturmak ayrı bir zevk. Yani hele yani tüm ince detaylarına kadar çok güzel bir map yapıp orada mesela arkadaşlar sevdiğiniz kişilerle maç yapabileceksiniz abi. Bu çok güzel. Dediğim gibi 1000 kupa ve üzerinde yapılıyor. Şu an sadece dostluk maç atabiliyorsunuz abi. Onun haricinde umarım ileride bizim yaptığımız mapler de oyuna gelir tabii. O da ayrı. Çok güzel mapler yapanlar olabilir mesela aramızda. Yani bir de zaman geçirmek için birebir, anladınız mı arkadaşlar? Yani kesinlikle zaman geçirmek için birebir diye düşünüyorum ben. Efsane, keyifli olacaktır bu özellik. Ben çok beğendim. Beta haline gelecek. Gerçekten de çok beğendiğim bir özellik oldu. Onu net söyleyeyim. Ama mesela çok az duvar koydu. Ben abi işin cıvkını çıkartırım muhtemelen ya. Hani bir gelsin de arkadaşlar, muhtemelen ben işin cıvkını çıkartacağım. İşin cıvkını ben de çıkartırım usta kardeşim diyenle yorumlarda bir toplaşabilir miyiz? Yani ben işin cıvkını çıkartacağımı düşünüyorum. Yani her yere böyle ne bileyim yani çok acayip labirentli mabirent bir sürü bir şey yapılabilir abi. Bir sürü video içeriği de çıkabilir bu tarz. Bakalım geldiğinde eğlenceli olacağına eminim ben. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bu tarz siniklik videolarının devamı gelecek arkadaşlar. Sadece ve sadece alttan kanalı takip etmeyi unutmayınız. Hop. Kazanmanız lazım Mapmaker kardeşim. Botlara karşı kazanın. Biz karşı tarafın Colt sağlanmış ya. Atacak gibi geliyor ama hayırlısı bakalım. Baksana abi yeleni ezdi ya. Yeleni ezdi ya, helal olsun lan. Üf. Evet, Mapmaker atıyor golü ya. Harita oluşturucu gidiyor ama Colt bitiriyordu. Colt'a bakar mısın? Üf. Colt kardeşim be, helal olsun sana. Colt yalnız fena oynadı abi. Tamam, bitti maç. Yapacak bir şey yok. Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi olay bundan ibaret. Oyuna geldiğinde Mapmaker özelliği bu şekilde olacak. Solo Show'da elmas kapmaca ve savaş topunda bu haritaları düzenleyebileceğiz ve kaydedebileceğiz. Ve arkadaşlarımızla birlikte dostluk maçında bu yaptığımız haritalarda oynayabileceğiz. Yine aynı şekilde de benim adıma düşünürsek de hem zaman geçirmek için ideal olacak, hem de arkadaşlar bu haritalarda, kendi yaptığım haritalarda da video içeriği üretebileceğim. İşte kod ödüllü turnuvalarda yapılabilir diye düşünüyorum. Ben umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Like atıp dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Farklı bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.